Evet, gelelim yeni bir değişime arkadaşlar. Arkadaşımız Zonguldak'tan bizi YouTube'dan buldunuz. Evet. YouTube'dan bulmuş, gelmiş. Saçları aslında yaşı çok fazla değil. Yoğun beyazı var. Ara tonları da çok güzel, kumral gibi görüyorum. Şimdi kendisiyle şöyle bir konuşacağız. Tam ne istiyor? Ben mutlaka müşterilerimden fotoğraf istiyorum. Onların bir hayal ettiği bir şey oluyor. Onun üzerinden diyorum ki hani bunu yaparım ama şöyle olur ya da bunu yaparım ama böyle olur. Ona açıklıyorum. Tercihi müşterime bırakıyorum. Daha önceki yaptırdığı renkleri de çok istediği gibi olmadığını söylüyor. Dediğim gibi hani siz biraz daha kamerada farklı görüyorsunuz. Gerçekte biraz daha farklı oluyor. Çok kötü mü? Değil. Ama daha güzel bir şeyler olabilir. Evet, şimdi müşterimle değerlendirme yaptık. O böyle ben dedi tatlı bir sarı istiyorum. Beyaz gibi istemiyorum dedi. Çünkü beyazı olanlar genelde platini sevmez. O platin görüntüsünü beyazda zaten bulduğu için. Ama çok sık röfle istiyorum dedi. Çok sık röfle olabilir mi? Olabilir. Ama ben ona şey önereceğim. Ve dedi ki herkes size bırakıyor dedi. Bırakmayı düşündü ama ben yine de onun ne düşündüğünü öğrenmek istedim. Çünkü ilk kez geliyor. İlk kez gelen müşterileri özellikle tanımak isterim. Şimdi müşterimiz önden görüyor. Önde yoğun beyaz olduğu için buraya ne atarsak atalım sık röfle de zaten kamufle edecektir. Ama arkada çok yoğun bir siyahlık var. Yani bildiğiniz siyah gibi görünüyor. Şöyle açayım. O orayı görmüyor tabii arkada kaldığı için. Şimdi röflenin çok modası yok. Ya komple açıp hafif dibe 1-1,5 santim derinlik vereceğiz. Ona soracağım yine ne yapayım diye. Ona anlatacağım. Röfle yaparsam da yine o geçiş boyası uygulamasını yaparım. Çünkü o çizgiler böyle belli olsun çok istemiyorum başlangıç noktası. Şimdi beraber yine en son kararımızı vereceğiz. Bakın hani başlangıç noktası röflede böyle bütün olduğu için şöyle şey bir görüntü oluyor sonradan. Kötü bir görüntü oluyor öyle diyeyim. Şeyden de korkuyor çünkü saçlarım böyle değildi diyor. Hep koptu diyor. Kalan kısmı bu diyor. Yanma korkusu da var. Şimdi biz ona en iyi ürünlerle en koruyarak elimizden geldiğince güzel bir renklendirme yapacağız. Şimdi açıcımı hazırlıyorum arkadaşlar. X-Pro Harmony mavisiyle hazırlayacağım. Çok bu da çok yumuşak ve güzel bir açıcıdır. Bitkisel koruyucu yağlar içeriyor. O yüzden belli bir noktaya geliyor. Saçınız yanık, kopuk, yıpranık bile olsa oradan ileri gitmiyor. Hani biraz yavaş gidiyor ama bir noktada duruyor. Bu da güzel bir şey. Özellikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlar korkuyorsanız X-Pro Harmony ile çalışabilirsiniz. Çünkü belli bir dereceden sonra yavaşlıyor. Yani sizin saçı yıpratma oranınız en aza düşüyor. 30 volümle hazırlayacağım yine ben. Yine bu protein repair'ımı kullandım arkadaşlar. Hep söylüyorum bu eski ambalajı dolduruyorum çünkü litrelik oluyor bunlar. Bunda benim kozmetikçim Sinan Bey, onun numarasını birçok yere yazdım aslında. Hani bu ürünün adının geçtiği birçok yerde onun numarasını soran arkadaşlara yazdım. Tabii şimdiki ambalajı çok daha güzel. Çok fazla aldığım için ben buna doldurup doldurup kullanıyorum. Litrelik oluyor arkadaşlar. Bu da buğday proteini içerdiği için saç açılırken kopmayı, esnemeyi o tür şeyleri engelliyor. Böyle 5-6 fıs sıkıyorsunuz. Ondan sonra tabii gönlünüz daha rahat çalışıyorsunuz. Ha, açıcımda bu özellik var. Ama yine de müşterimiz şimdi ta Zonguldak'tan, YouTube'dan beni bulup gelmiş. Şimdi onu ben elimden gelen ne varsa yapayım ki o da mutlu gitsin buradan. O kadar yol geldi bizim için. Şimdi açıcımı hazırladım. Öbür koltuğa giderken burada çok sevimli bir saç buldum. Birkaç paket atıp öyle geçeceğim. Çok güzel. Bayılıyorum böyle kıvırcık saçları. Arkadaşlar saçı kıvırcık olanlar lütfen düzleştirmeye çalışmayın. Bence en havalı saçlardan biri kıvırcık saçlardır yani. Evet, arkadan başladık açmaya arkadaşlar. En son orada karar verdik. Şimdi öyle böyle şöyle değerlendirdik. Ben ona fotoğraflar gösterdim. Kendi yaptıklarımdan. Çok sık ve dibe yakın bir röfle olsa da yine sarı bir görüntü çıkacak. Çünkü zaten yanları onun gibi. Öyle olunca dedik ki madem öyle onunla uğraşana kadar güzel tertemiz açalım. En azından bu uçlardaki koyu yerler, şu parça saçları da açarız dedik. Temiz bir renk olur. Artık biliyorsunuz röflenin çok modası kalmadı. Onun için daha güzel, daha dinamik bir saç olur diye düşünüyorum. Dibe yakın yapıyorum ama tam değmiyorum. Değerseniz hep söylüyorum ne olur. Dipler saçtaki ısıyla çabuk açılır. Bu sefer müşterinin hem canı yanar, kafa derisi sızlamaya başlar. Hem de oradaki saç iyice açılır. Buradaki rengi siz elde edene kadar isteğinizden öte açılır.
Bu sefer de şey olur, kopma riski olur yani belli noktalarda. Onun için şu şekilde yarım santim falan yine bir boşluk bırakıyorum. Buradaki renk istediğim tona geldiğinde ondan sonra orayı sürüp geçiyorum. O da 5 dakikada oluyor zaten. Maksimum 10 dakika. Bak gördünüz mü? Şimdi ne oldu? Siyahlar çıktı. Aynı bunu röfle yapar gibi. Şimdi bu koyuları alıyorum. Şimdi tarağımı değiştireceğim. Şu an krepe yapacağım şeyle. Bu tarağımı almışım ama daha ince şeyli bir tarak alacağım. Buradaki koyuları alıp şuraya ekleyeceğim. Bunlar da açılsın. Arada artık o çizgili görüntü yok olsun. Daha temiz bir sarı olsun. Böyle biraz ince işçilik istiyor arkadaşlar. Böyle düzeltme işlemleri daha zordur. Şu şekilde yine de şey yapıyorum. Atıyorum onun bittiği noktada bir hassasiyet varsa oraya daha az dokunuyorum. Mesela şurada bir tane daha buldum. Şunu şöyle alıyorum. Buradaki sarıyı ayırıyorum. Böyle birazcık bunlara dikkat ederseniz saçta zaten bir kopma yaşamış. Hani üzülmüş. Onu bir daha müşterimize yaşatmayız. Şimdi tarağımı değiştirdim arkadaşlar. Çünkü öbürü küt uçtu. Yani her detay önemliymiş aslında. Şimdi çizgiler de daha net şurada görüyorsunuz. Ama ne yapacağım? Yine deminki gibi alttan şöyle alıyorum. Şöyle altı bir süreyim. Ondan sonra termal kağıdı koyup sonra ayrıştırıp siyahları tekrardan şeye alacağım. Şöyle gergin tutuyorum. İyi taradım bir de. İyi taradığınızda o çizgiler daha da net çıkar. Şöyle dibe yakın ama dibe değmiyorum. Hemen termal kağıdımı alıyorum. Termal kağıdı hala soruyorsunuz arkadaşlar. Videosu var. Nereden alabileceğinizi, ne yapabileceğinizi tek tek çektim. Ama hala soruyorsunuz. Lütfen birazcık sayfama girin. Neler çekmişim bakın. Ağda videosu. Birkaç tane ağda videom var arkadaşlar. Ağda videosunun altında hangi markaları kullandıysam hepsini tek tek yazdım yani. Oradan bakıp birini bulamadıysanız bir diğer markayı bulabilirsiniz. Trendyol'da dahil her yerde, kuaför kozmetikçilerinde her yerde bulabilirsiniz. Yani bulunmaz şeyler değil. Makinelerde her şey artık internet elinizin altında. Gördünüz mü nasıl siyahlar direkt ayrıştı. Ama ne yapıyorum? Şu sarıları da hiç karıştırmamaya özen gösteriyorum. Yatırıyorum bunun üzerine. Bunu özellikle görmenizi istedim. Açıcı çok önemli arkadaşlar. Açıcınız böyle saçı yormayacak. Hep söylüyorum çamaşır suyu gibi düşünün. Kalitesiz çamaşır suyu nasıl kumaşı parçalıyorsa kalitesiz açıcı da saçınızı parçalar. O yüzden açıcınız iyi değilse istediğiniz kadar işçiliğinize özen gösterin. Hani detaylara da dikkat edeceksiniz. Çünkü sonuçta kimyasal yani ne kadar en organiyle de çalışsak kimyasal bir şey. Bakın onları dışarıya attım. Artık onlar açıcıya değmeyecek. Şu şekilde kapatıyorum. Dibe de değmiyor. Hani bıraktığım noktayı koruyor. En güzel yanı bunların bu. Hani folyoyla da yapabilirsiniz ama bu daha kolay geliyor bana. Şimdi tepeye doğru çıktım arkadaşlar. Şöyle aynı kakül şey gibi biraz geniş. Öne doğru gidiyorum. Şimdi neden çekmeye başladım? Çünkü insanların en çok gördüğü yer önüdür. Onu mutlu ya da mutsuz eden. Alttaki saçlar bu uçlardakiler açık ve güzeldi. Buraya gelince daha kirli bir sarıya dönüştü. Şimdi kağıdımı katlayıp devam edeyim. Yine göstereyim size. Özellikle böyle gittim. Neden? Önler biraz daha şey olsun istiyorum. Böyle parlak ve güzel olsun istiyorum. Sonra yanlara gideceğim. Bakın termalin faydaları. Dipten hem uzak yapabiliyorum hem istediğim kadar sürüyorum. Hem şöyle yatırdığımda bu saçı ayrıştırıp şöyle. Yani bunu röfle gibi değil de bu şekilde açarak yapmak çok doğru bir kararmış. Bunu gördüm. Çünkü röfle yapsak zaten hepsi sarı gördüğünüz gibi. Uçta bir röfle çizgisi yok. Şimdi böyle açtırıp rahat rahat bol bol sürüyorum. Açıcımı. Çünkü açıcım yumuşak bir açıcı. Sert bir açıcı değil. Hani birden gidip saçı mahvedecek. Ama yine de bütün açıcılar tehlikelidir. Ona göre hani hep sanki yanacakmış gibi işlem yapın arkadaşlar. Bu saç birazdan Allah korusun bir şey olabilir. Hep öyle takip edin. Öyle takip ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Hani korkun yani. Buradan önden üste doğru az kaldı. Artık bir yanlarımız kaldı. Sonra da alttan bakıyorum. Alttan epey güzel açılma oldu gibi. Az önce ara ara hep kontrol ediyorum. Neden? Çünkü termal kağıt ısınıyor biliyorsunuz ısıtıyor. Isıttığı için işlemi biraz hızlandırıyor. Yani eğer folyo kullandığınız gibi rahat davranırsanız
saçlara zarar verebilirsiniz. O yüzden hep takipte olun. Şimdi ne kadar zor bir işlem yaptığımı görün arkadaşlar. Hep ayrıştıra ayrıştıra paketledim. Şimdi komple gittim, geri geldim. Tekrar bakıyorum. Şimdi çok sık röfle istediği için o kadar az şey var ki siyahla sarıyı ayırmak çok mümkün değil. Tel tel yani. Eğer bunları direkt diple bir sürsem sarılar yanar. Sürmesem uçta siyah siyah çizgiler kalır. Yani gerçekten zahmetli bir iş. Hani böyle bazen oturup yorum yapıyorlar. Düşünün, yanma riski olan bir ürünle çalışıyorsunuz ve tel tel çalışıyorsunuz. Zarar vermemeye çalışıyorsunuz. O kadar zor bir şey ki. Hani basit gibi görünüyor. Alıp boya gibi sürmüyorsunuz. Ya da sürdüğünüz şeyi bırakıp olmasını beklemiyorsunuz. Yani böyle hep takip ediyorum. Yani inanın saatlerce emek veriyorum böyle. Gördüğünüz o 30 saniyelik videolar oluyor ya Instagram'da. Saatlerce emek veriyoruz yani. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç paket attığım saçı da şöyle size göstermeden bırakıyorum. Çok güzel, çok tarz dikinsin, böyle asimetrik bir şey yaptık. Birkaç tane böyle ışıltı yaptık. Şunu da araya sıkıştırayım. Yoğunuz biraz. Şimdi sarı saçımıza devam ediyoruz yine. Şimdi arkadaşlar saçımız hızlı. Aradaki bütün paketleri aldık. Şu dipleri komple geçtik. Yoğunuz biraz. Şimdi buradaki şeyleri tekrar tekrar ayrıştırdık. Şu uçtaki şeyleri, siyah yerleri. Şimdi ne yapıyoruz? Diplerimiz henüz istediğimiz gibi açılmadı. Ama mesela şurada çok açıldığını hissettiğimiz yer varsa parmağımızla sıyırıyoruz. Ondan sonra daha turuncu gördüğümüz yere bırakıyoruz onu. Bir yaklaşık 10 dakika sonra zaten her şey bitmiş olacak yani. Evet arkadaşlar, saçımızı yıkadık, kuruttuk, muhteşem güzel bir sarı bulduk, ortaya çıktı. Şaka bir yana gerçekten bildiğiniz iğneyle kuyu kazar gibi ayrıştırıp saçı açtık. Gördüğünüz gibi şimdi yanık demeyeyim diye şöyle yakından göstereyim. Daha önceki esneyen saçlarında bile küçücük bir hasar yok. Şimdi güzel bir dip derinlik boyası hazırlayacağız. Güzel o dipten sonra ya da boya hazırlayacağım. Çünkü bu saçın temiz bir renge geçmesini istiyorum. Şimdi dip boyamı hazırlıyorum arkadaşlar. Bayan şimdi Zonguldak'tan geldi. Her daim bana gelemeyecek. Diplerinden beyaz siyah gibi kumralımsı duran saçı çıkacak. Şimdi açık yumuşak bir ton yaparım. Fakat alt zeminimiz açık ya, çabuk atar. O yüzden biraz 6-1, biraz 7-1, biraz da 6 ve 7'den hazırladım. Şöyle göstereyim. 6 birim, 7 birim az, daha fazla. 6-0'ım, bu da 7-0'ım. Yani 4'ünü 10 volümle hazırlıyorum şu an. Oranları da gördüğünüz gibi. Yani birliler biraz daha fazla, ana tonlar biraz daha az. Çünkü biraz küllülük hissedilsin istiyorum. Evet, dedikodumu yapıyorlar arkadaşlar. Ben de korktum diyor. Eğitim verdiğim arkadaşı çok korktu benden. Çünkü disiplinli biraz davranıyorum. Müşterimiz zavallı, kendinden geçti. Yoruldu artık açıcıyla mücadele ederken, sesi çıkmıyor. Şimdi ben ona güzel bir dip boya hazırladım. Kendi saçına yakın bir renk olacak. Özellikle çok açık tutmadım ama çok koyu da tutmadım. Çünkü dibinden gelecek renkler biraz beyazlı, siyahlı geleceği için. Şimdi ucuna da şey hazırlayacağım. Hem bu açılırken saç kuruduğu için, hem de güzel tatlı bir sarı istiyorum dedi. Yani o platin istemiyorum dedi. Şimdi saçımızı ne yaptık? Belli bölgeleri daha güçlüydü. Belli bölgelerini hep ayrıştırdık, dokunmadık bile ama onlar daha açık. Şimdi öyle bir boya hazırlayacağız ki temiz güzel bir sarı çıkaracağız. Hem saçı da beslemiş olacağız. Şimdi böyle durumlarda alıyorum kataloğumu önüme, şöyle göstereyim size. Şimdi ne yapabilirim? Bakıyorum. Şimdi o saç üzerinde 11'in hiçbir etkisi olmaz. Biraz 10 kullanabilirim. Ana sıcak ton istediği için. Sonra hafif sıcaklık veririm. 11.2 kullanabilirim. Ondan sonra bir de şeylerden kullanırım. Mixlerden açıyorum. Ne yapabilirim? Ya natural ya bej. Bu tonlardan biraz ekleyebilirim. Çünkü küllülük falan istemiyoruz. Şimdi boyamı hazırlayayım. En son ne karar verdiğimi size de göstereyim. Şimdi arkadaşlar 10.0 ile 11.1'i eşit karıştırdım. Atıyorum 15 gram 15 gram gibi. 5 gram kadar da natural. Şimdi onun numarası yok diyorsunuz. Şöyle göstereyim. Toner, bunlar mix boya deriz ya. Natural yazar. Numarası yok. Kaşın boyasında.
Şöyle rengini de göstereyim size. Destekleyici bir boya. Daha böyle sıcak, tatlı bir natural renk versin diye bunu attım. Bunun miktarı daha az. Şimdi bunu da 20 volümle hazırlayacağım. Saçın ucuna boyayacağım. Diple uç aynı anda boyanmış olacak. Şimdi dibi sürdük arkadaşlar. Dip kaldırdık, geldik. Şimdi ucu sürerek de geri indiriyorum. Aynı zamanda boyamı orada kontrol de ediyorum. Ama inanın insanın yüzü aydınlanıyor ve parlıyor. Açıldıktan sonra o iğrenç renk diyorum ya, onda bile. Çok değiştiriyor yani boya. Şimdi buraya da güzel tatlı bir sarı hazırladık. Hani platin değil ama çirkin bir sarı da değil. Çıkınca göreceğiz. Bu arada kolumu açıklayayım arkadaşlar. Bizim evde çok kedimiz var, bir tane Pars diye. Beni severken farkında olmadan cırmıkladı. İnsanların dikkatini çekmiş. O yüzden açıklayayım. Sonra ben de akşam montajlarken hani onu videoyu paylaşmadan fark ettim kolumu. Hani yırttığını biliyordum ama o kadar böyle kabuklanıp göründüğünün farkında değildim. Yoksa cadı bir kadınım. Hiç kimse bana şiddet bir şey uygulayamaz. Hani Karadeniz şeyi var yani. Bir tane daha kesersin. Evet, şimdi komple boyamı sürdüm arkadaşlar. Hem dibi hem ucu, hem şöyle kontrol ediyorum yine. Şimdi eğitim verdiğim arkadaşa soruyorum. Ne hissediyorsun? Bu saçı sen yapıyor olsan ne düşünürdün? Çok korkardım diyor. Çünkü renk sarı yapacağız ama başka bir renk çıktı burada. Yani boyaların o an sürdüğünüzdeki haliyle sonraki halleri değişiyor arkadaşlar. Ama artık onu, o işi yapa yapa sonunda karıştırdığınız renkleri bildiğiniz için ne çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden hani korkmuyorsunuz çok. Ama bu işi yeni öğrenirken gerçekten diyorum ya, ürkütücüdür yani. Aman Allah'ım, nerede yanlış yaptım da böyle oldu diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yüzlük kuyruğuna geldik. Final şeyimiz. Bu aralara kağıt koymuştum birbirini boyamasın, bulaştırmasın diye. Şimdi evde yapan arkadaşlar bana soruyor. Ama işte bunu bu kadar, biz bile 2 kişi 3 kişi hani o kadar başında duruyoruz ki o ona değmesin, bu buna bulaşmasın diye. Bunu sizin evde bu kadar kusursuz yapmanız mümkün değil. Hatta ben şimdi ne yapacağım? Yine herhangi bir sıkıntı olmasın diye hafif tarakla böyle geçiş vereceğim. Hani bunu sanki bir, bu işlem bir ombreymiş havası vereceğim böyle. Hani bu kadar detaylı şeyi bu kadar temiz çıkarmak çok zor, profesyonel olmayıp. Evet, işlemimizin sonu arkadaşlar. Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum. Çünkü akşam saatine kaldık yine. Telefonda biraz daha şey görünüyor. Şöyle nasıl çekelim. Gördüğünüz gibi tatlı bej bir sarı. Çünkü platin istemiyor. Sıcak bir sarı istiyordu arkadaşımız. Saçta en ufak bir hasar yok. Bu röfleden olan o koyuları aldık. O kadar ince ince işledik ki inanın. Bazı şeyler çok basit gibi görünür ama gerçekten hasar vermeden yapmak çok zordur, öyle söyleyeyim. Çekebiliyor musun rengi? Dibe de derinliğimizi verdik. Hatta müşterimiz dedi ki çok mu koyu oldu dedi. Renkleri gördünüz, biliyorsunuz. Gayet yumuşak ve güzel kumral tonları. 1-2 yıkama sonra 1-2 ton daha açılacak. O zaman daha da doğal olacak. Ama şimdi açık yapsaydım, o renk yapsaydım 2 yıkama sonra sarı olurdu. Bu sefer renksiz bir makyajsız kullanamazdı bu saçı. O yüzden saçımızı boyamadan olur muydu? Biraz daha rengi şey olurdu, kuru kuru olurdu. Çünkü ne yapıyoruz? Açarken saçın pul tabakasını kaldırıp boyaları içinden çıkarıyoruz, kuruyor. Ama boyayla ne yapıyoruz? Güzel istediğimiz renk boyayla da onu doldurup daha sağlıklı, pırıl pırıl bir tokluk, dolgunluk veriyoruz. Şöyle göstereyim. Thank you.